kadında kendinden bir şeyler buldun mu? Kendinden emin ve o ölümcül gülümsemesiyle istediği her şeyi elde edebileceğini biliyor. Ama günümüzde iki tip kadın var. Arkadaşımız Emily gibi özenle hazırlanmış ve özgüvenli olanlar veya biraz daha ayakları yere basan türden olanlar. Olivia gibi. Hiçbiri diğerlerinden daha iyi değil. Bu kızlar sadece birbirlerinden biraz farklı. Biz de siz hanımlara soruyoruz bakalım. Siz hangi tip kızlardansınız? Vay canına, defilede falan mıyız? Vicky, o topuklularla bir süper model gibi görünüyor da. Ay, of. Giymeden önce şunları kırsaymışım keşke. Her kız bilir ki yeni alınmış topukluları giymek şıklıktan çok işkence gibi gelir. Oh, neyse oturacak bir yer var. Ah, oh, nasıl rahatladım. Neyse ki şunları yanıma almayı akıl etmişim. Ne kolay bir çözüm. Evet, işte bu. Bu topuklu ayakkabıları atacağım. Kabul edin, hepimiz ayakkabılara bayılırız. Ama asıl soru, rahat mı, şık mı olanı tercih ediyorsunuz? İster yüksek topuklu ayakkabıları, ister spor ayakkabıları seviyor olun. İkisinde de müthiş görünebilirsiniz değil mi kızlar? Yavaş git Emily, düşme sonra. Konu makyaj yapmak olunca kızlar ikiye ayrılır. İşi basitçe hallederler ve bu konuda elinden geleni yapanlar. Ama Olivia gibi kızlar için dudak parlatıcıdan fazlasına gerek yoktur. Azıcık da saçını düzelt ve işte gitmeye hazırsın. İşte doğa güzelliğini göstermek böyle olur. Emily gibi kızlarsa makyaj rutinlerini bayağı ciddiye alırlar. Bu tip kızların iyi bildiği gibi makyaj yapmak ince bir sanattır ve sıra önemlidir. Yüzün güzel özelliklerini öne çıkarmak için her adım dikkatle atılmalıdır. Ve iyi bir kontürün gücünü asla hafife almayın. Ve şimdi sıra gözlerde. Bu adım biraz zaman alabilir. Ay, neredeyse kaşları unutuyordu. Sıra rimelde. Yani neredeyse bitti değil mi Emily? Ve bu tip kızlar gayet iyi bilir ki biraz aydınlatıcı ışıldama düzeyini 100 kat arttırır. Evet, hala devam ediyoruz. Umarım sabah için bir planın yoktu Emily. Çünkü kesinlikle geç kalacaksın. Vay canına, Emily müthiş görünüyor. Snapchat'in olayı şapşallık yapmaktır değil mi? Belki siz şu güzel gösteren filtrelerden kullanmayı tercih ediyorsunuzdur. Oh, aman, bu filtre çirkinliğe yeni bir boyut getirmiş. Miau, bence de şekerim. Olivia gibi kızlar tüm filtreleri kullanırlar. Hatta erkek kardeşi gibi görünmesine yol açanları bile. Tabii her açıdan da çekerler. Aa, Olivia, umarım bunu önemli birine yollamıyorsundur. Emily gibi kızlar en iyi özelliklerini öne çıkaracak açının hangisi olduğunu iyi bilirler. Çok iyi. Ama böyle kızlar aptal gibi görünse de eğlenmeye bakarlar ve kendilerini çok da ciddiye almazlar. Bu yüz ifadeleriyle dikkatli ol yalnız Olivia. O şekilde kalmayasın. Birçok kız için günün en çok çabalanan zamanı ne giyeceğine karar vermeye çalıştığı zamandır. Ve Emily gibi kızlar için birine karar verebileceği çok fazla seçenek vardır. Ay, burada seçilecek ne çok renk var. Hiçbiri tam aradığım değil gibi. Genelde o gün kendini nasıl hissettiğine bağlı olarak bir renk seçersin. Oh, bu da ne? Evet, bugün kesinlikle turuncu günü. Ve şimdi kendini harika hissettiğine göre harika gününe başlamanın vaktidir. Oysa diğer kızlar hangi rengi seçeceklerinde çok da zorlanmazlar. Yine de bu seçme işini kolaylaştırmaz. Şuraya bir bakalım hele. Bu siyah elbise mi yoksa şu siyah elbise mi? Evet, kesinlikle bu siyah elbise. Hangi tip kız olursan ol, önemli olan kendini iyi hissetmeni ve mutlu olmanı sağlayan giysiyi giymektir. Tamam Olivia, biz gülümsemenin içinde saklı olduğunu biliyoruz. Bugün hangisini giyme havasındayım acaba? Ah, biliyorum. Ay, seçecek ne çok güzel giysim var. Evet, tam olarak bunlar. Bunlarla kesinlikle baştan aşağı uyumlu olacağım. Çekilin millet, moda ikonası geliyor. Yeni bir gün, giyecek yeni bir aptal kıyafet. Neyse bakalım. Bütün giysilerimden nefret ediyorum. Sevimli bir şeyler de yok. Şu olabilir. Ay, pantolon giymeyi unutmuşum ya. Bu sweatshirt ne zamandır bu kadar kaşındırıyor. Ya şunu üstümden çıkarabilir miyiz?
Ne olmaya çalışıyorum ben? Piknik masası mı? Hiç kıyafetim yok ve dünyanın en çirkin insanıyım. Bu da tanrıları benden neden nefret ediyor? Önemli bir sınava hazırlanmak o kadar da zor değil. Yapman gereken tek şey oturup odaklanmak. Böylece her şeyi kavrarsın. Bu sınavda çok başarılı olacaksın Sofia. Niye ders çalışmak zor derler anlamıyorum. Biraz beyin gücü kullanıyorum o kadar. Bazıları konu ne olursa olsun odaklanabilme becerisine sahiptir. Bir de böyleleri vardır. Sandalyeye oturduğun andan itibaren her dakika sonsuzluk gibi. Elinde değil, aklın başka yerlere gider. Hey, acaba akşama ne pişirsem? Ya da pizza mı söylesem? Pekala, şöyle otursam beynim kesin daha iyi çalışır. Hadi tavuk, matematik sorusunu çözmeme yardım etsene. Sonuç kesin -5 değil mi? Yoksa 7 mi? Pekala, biraz da fosforlayalım. Hey, masaya yatmak varken sandalyeye ne gerek var? Hayır, onu fazla koklama bence. Daha odaklanman gereken çok iş var. Saçın bugün iyi gününde değilse çabuk bir topuz gerçekten günü kurtarabilir. Saçını zarif bir şekilde toplayabilecekken niye sıkıcı ve pis saçlarla gezisin ki? Emin'in yaptığı gibi saçlarını döndürüp burgu yap. Ve hop işte harika küçük bir topuzun oldu. Hey bunu bu kadar mükemmel şekilde yapmayı nereden öğrendin? Böyle bir şeyi kendin yapabilecekken niye kuaföre gidesin ki değil mi? Oo evet harika görünüyor. Saçı topuz yapmak çok kolay olmalı. Neyse at kuyruğu iyi görünüyor. Biraz döndüreyim ve şöyle çevresine sarayım. Tamam o kadar da kötü olmadı değil mi? Aman tanrım sanki saçımı maymun yapmış gibi. Ay yetti canıma. Belki sen dışarıdan ısmarlamak yerine güzel bir yemek hazırlamayı tercih eden kızlardansındır. Evet saat nihayet 6 ve bu demektir ki pizza zamanı. Kapına getirebileceklerken niye işte ki uzun bir günden sonra bir de mutfakta sürünesin ki? Nefis kokuyor. Bu arada Emily hala bir şeyler doğramakla meşgul. Hey bu iyi dengelenmiş salatayı yiyince insan kendini bomba gibi hisseder. Evet neredeyse hazır. Emily gibi kızlar arada pizza ısmarlamaya bayılsa da mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye özen gösterirler. Bu salı akşamı karışık salataya razı olacakları anlamına gelse bile. Ama akşam yemeğinde pizza yemek için kendine izin veriyorsan aslında televizyon karşısında daha iyi gider. Ve iyi ki ev arkadaşın evde değil hepsini kendin yiyebilirsin. Evet gel buraya. Şu peynir bombasından koca bir lokma alayım. Vay önce kenarımı. Coştun iyice Olivia. Ay şuna bakın ne mutlu. Oo saat 10 olmuş yatayım artık. Çoğu kişi normalde erken saatte uyumaya gider. Ve yastığa başlarını koyar koymaz rüyalar alemine dalarlar. Emily yüzünü yıkadı, telefonunu kaldırdı ve uyumaya hazır. Bakın 15 dakika sonra uykuya daldı bile. Tatlı rüyalar Emily. Hey Emily, saat geç olmaya başladı. Sanki kafeinsiz kahveye geçsen daha iyi olur ne dersin? Yok ya uyumadan önce o devasa kahveyi mi içeceksin? Eh yataktasın en azından ama... O kadar kafein seni hayatta uyutmaz. Vay artık sabaha kadar uyumazsın. En iyisi kalk da en sevdiğin diziyi izle.